Herkese merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hatay'ın meşhur tepsi kebabı tarifini paylaşacağım. Çoktan da paylaşmak istiyordum, nasip olmamıştı. Burada yarım kilo kıymam var. Kıymayı kullandığınız zaman eğer size dokunmuyorsa yarı yarıya kuzu ile danayı karıştırın. 1 kilo ise yarım kilo kuzu, yarım kilo dana kıymayı karıştırın. Şimdi kıymamı bir kenara alıyorum. Rondomu alıyorum. Ben yarım kilo kıyma kullanacağım. Yarım badem, biraz fazla maydanozum var. Eğer rondonuz yoksa elinizde minik minik doğramanız gerekiyor. Yarım baş sarımsağımı soydum. Onları da hemen üstüne atacağım. Ve 3 tane de kırmızı acı biberim var. Bu zorunlu değil ama çok güzel renk ve lezzet katıyor. Şimdi bunları çok güzel ince atacağım. Çektikten sonra şimdi üzerine kıymamı koyacağım. Kıymamı da güzelce harmanlayıp tekrar hepsini bir çekeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde hepsini bir çekelim. Bu sayede kıymamızı yeniden inceltmiş ve çekmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Kullanacağımız tepsiyi alalım. Çok yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Tepsimi, bütün kıymamı boşaltıyorum. Şimdi bunun üzerine yemek kaşığının ucunda domates salçası ekliyorum. Biraz daha rengi güzel olsun diye. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Az tuzlu güzel olmaz. Bu arada az maydanozlu, az sarımsaklı da güzel olmaz. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi 2 çay kaşığı karabiber. Aynı şekilde 2 çay kaşığı pul biber ekliyorum. Şimdi yanınıza bir kapta veya bir tabakta su alın. Arada bir elinizi suya bu şekilde bastırarak çok güzel yoğurmamız gerekiyor. Tıpkı bir çiğ köfte yoğurur gibi. Birazcık güç lazım. Ama çok değil. Çünkü ronda da çektiğimiz için zaten biraz toparladık. Bu şekilde güzelce yoğurursanız birbirinden ayrılmaz. Kolay toparlanır. Yoğurma aşamasında da fırınınızı en yüksek derecede ısıtın. Güzelce ısınsın. Kıymamızı yoğurduk. Şimdi ortadan başlayarak bütün tepsimi yayacağım. Evet, elinizi suya batırın. Şöyle tepsinizi çevire çevire. Kalın olmayacak. Kalın olursa haşlama gibi olur. Kenarlarını şöyle parmak ucumuzdan yukarı doğru kaldıralım. Kenar olsun muhakkak. Bana göre tepside etin, yani tepsi kebabının, sini kebabının, Hatay'da sini kebabı denir. En güzel yanı kenarlarıdır. Çünkü en güzel orası kıpkırmızı oluyor böyle. Evet. Şimdi ister bu şekilde atabilirsiniz. İster dilim yapın. Baklava dilimi. O şekilde atın. Yeni trendlerde bu baklava dilimi moda çıkmış. Aslında orijinalinde böyle bir şey yok. Ben de yapayım. Bıçağınızı batırın suya. Bu şekilde şimdi fırına atalım. Biraz böyle bir yağını çeksin. Biz de o ara üst malzemelerini hazırlayalım. 2 su bardağı
Suyumuzu bir kabımıza koyduk. İçerisine 2 yemek kaşığı domates salçamı ekliyorum. Salçanız çok etkiliyse azaltabilirsiniz. Bunu güzelce eritiyorum. Onun yanı sıra 1 adet soğan, 1 adet patates, 1 adet domates ve birkaç tane sivri biber. Bunları çoğaltabilir ya da azaltabilirsiniz. Bunları da elma dilimi olarak doğrayacağım. Kıymamın üzerine eklemek için sadece soğanımı 4'e böleceğim. Kalanını da dediğim gibi istediğiniz şekilde, bu şekilde uzun da yapabilirsiniz. Bunların hepsini de hazırda bekletiyorum ki o biraz etimiz toparlanınca hemen üzerine atabilirim diye. Şimdi güzelce artık malzemelerimizi ekleyelim üzerlerine. Daha sonra hazırladığımız sosumuzu yavaş yavaş elimizle destek vererek birden dökerseniz etiniz parçalanabilir. Bütün her yerine bolca gelecek kadar dökelim. Yeniden fırına gönderelim. Çok güzel suyunu çeksin ve güzelce kızarsın. Patateslerimiz de pişsin.